Savunma Sanayi Başkanlığı ile DROPS projesini imzalamıştık. 70 araçlık bu projenin ilk 7 aracının teslimatını da yaptık. Aklımızda her zaman şu vardı: önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeliyiz, ardından uluslararası pazarlara açılmalıyız. Bunu başarmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi Türk ordusu NATO'nun önemli güçlerinden biri. Dolayısıyla dışarıya açıldığınız zaman en büyük referanslarınızdan biri silahlı kuvvetlere teslim etmiş olduğunuz araçlar oluyor. Bizler uzun zamandan beri savunma sanayinin içerisinde yer alıyoruz. Bununla beraber 2017 yılından itibaren özellikle lojistik destek araçları segmentinde kendimizi konumlandırmaya başladık. Arazi kabiliyeti yüksek olan ağır yük taşıyabilecek, mümkünse ortak platformla birden fazla destek araçlarına hizmet sunabilecek bir araç tasarımı geliştirmek istemiştik. Derman da bu geliştirme sürecinin bir meyvesiydi. Akabinde zırhlı akaryakıt tankeri tarafında da yine Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir sözleşme imzaladık. Bundan sonra aslında bu fuarla beraber biz yeni bir yolculuğa başlamış oluyoruz. Derman aracının altyapısı, özellikle entegre lojistik destek tarafında son kullanıcının kesintisiz ve tam destek alabileceği yaygın bir yedek parça kullanım altyapısına sahip olması onu yurt dışı pazarlarında daha da güçlü konuma getiriyor. Şimdilik İngiltere'deyiz. Bundan bir ay sonra da Almanya'da olacağız. Almanya'da Daimler'in organize ettiği bir etkinlikte onların bir OEM'i olarak geliştirmiş olduğumuz araçları son kullanıcının beğenisine sunacağız. Arazi test faaliyetleri yürütülecek. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde araçların tamamını sevk etmeyi öngörüyoruz. Daha sonrasında ise sözleşmesini imzaladığımız Zırhlı Aktan projesinin ilk prototiplerini üretmek en büyük amaçlarımızdan biri olacak. Biz ihracat tarafında özellikle kendimizi Doğu Avrupa pazarında konumlandırdık. Bildiğiniz gibi son dönemlerde çevre ülkelerde yaşanmış olan bir takım çelişkili durumlar dolayısıyla da bu tarz araçlara olan teveccüh oldukça arttı. İngiltere fuarını organize etmemizin sebeplerinden biri de buydu esasında. Biz bu fuara doğrudan koluman olarak katılmadık. Mercedes-Benz Trucks İngiltere'nin davetiyle onların standında yer alıyoruz. Dolayısıyla altyapı tarafında da Mercedes altyapısının faydalarından yararlanmak istiyoruz. Bunun haricinde Roketsan'da Derman özelinde yürüttüğümüz muhtelif prototip faaliyetlerimiz bulunmakta. Özellikle projelerimizden birinde 50 ton üzerinde taşıma kapasitesine sahip bir soft cap özelliğinde araç geliştirdik. Yakın zamanda onun da teslimatını gerçekleştireceğiz.